Bu kadar işkenceden sonra sorumun cevabını bulmuşsundur. Söyle hadi. Sandık nerede? Allah razı olsun. Sen ne dersin? Ne dersin sen? Seni mahvedeceğim. Al sana cevabım soysuz köpek. Soysuz köpek. Aç gözlerini. Aç bana bak. Açsana. Yoksa... Bırakın beni. Bırakın. Bırakın. Soysuzlar. Soysuzlar. İblisler, hepinizi pişman edeceğim. Kes sesini. Gözünüz bu kadının üstünde olsun. Kapıdan ayrılmayın. Hepinizi pişman edeceğim. Soysuzlar! Başınıza yıkacağım bu kaleyi. Mezarınız olacak! Çok iyi iş becerdin Uranos. Çok iyi iş becerdin. Güvenimi boşa çıkartmadın. Beni iyice yanıltmadın. Kutsal davamıza ve size layık bir savaşçı olmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Yalnızca altınları almam bile yeterliyken İl Bilge'yi ele geçirmen büyük zafer. O halde zaferimizin karşılığını gözlerimizle görelim efendim.
Gamze. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Hoş gördük Mekiz. Artık bey nerededir? Burada değil beyim. Sabah vergileri teslim etti, sonra da obaya gitti. Eyvallah, sen işine bak Mekiz. Olur beyim. Beyim, acaba... Hayrola bey, Bolat bey. Öfkeden kızgın çeliğe dönmüş. Alplerini topla Ertuğrul bey. Kaleyi basmaya gideceğiz. Ne kalesi bey, nele? Beyim, Beri kafilesine baskın yaptılar. Birkaç Umuroğlu Alp şehit oldu. Oğuz da yaralandı. Sandıkları da kaleye götürdüler değil mi? Ne oldu efendim? Boya. Efendim nasıl olur? Nasıl olur efendim? Alplere diyesin artık bey. Vergi için toplanan altınların yerine sahte altınları koysunlar. Dragos sandıkları alsa bile aldığı altınlar sahte olacak. Böylece biz de vergileri kurtarmış olacağız. Ya saldırıya uğrayıp atlatırlarsa bey? O vakit Konya'ya sahte altınlarla gidemezler. Alpler gizli yollardan Konya hududuna kadar altınları götürecekler. Orada Bey Bolat'a altınları teslim edersiniz. Eyvallah bey. Nasıl olur? Aceleyle çıkarken hiç bakmadık. Kaldır başını. Karşımda öfkesine yenik düşmüş başarısız bir komutan görmek istemiyorum. Kaldır başını! Onlardan bunun intikamını alacağım efendim. Ertuğrul bir oyun oynadı. Akıllı adamdır. Bizim baskın yapacağımızı önceden tahmin etti. Çoğu zaman öfkeden çok daha güçlü bir kılıçtır Uranos. O yüzden öfkenle değil aklınla hareket etmelisin. Madem Ertuğrul bize böyle bir oyun oynadı, şimdi asıl oyunu ben ona oynayacağım. Ne yapacağız efendim? O il bilge denen kadının kellesini önlerine atalım mı? İl bilgenin kellesi bizim işimizi görmez. O bize canlı lazım. Şimdi beni iyi dinle. Akılsız yiğitliğin sonucu hüsrandır bey Bolat bey. Kendi başına yiğitlik taslayıp tuzağa düştün. Uç beynin nasihatını dinlemedin. Başına böyle bir musibet isabet etti. Şimdi de elinden kaçan altınlara yanarsın değil mi? Altınlar umurumda bile değil Ertuğrul bey. Bacımı, İl Bilge'yi kaçırdılar. Thank you.
Bırak ama. Bırak. Bir de buna bakalım. Kızarım diye gönül koyarsın bana. Keçelerin halına bak. Onarın diye göndermedin mi? Gelen keçelere bak. Delik. Ne edeceğim ben şimdi? Eğere koysam olmaz. Çadır kursam tutmaz. Müsaade var mı hatunlar? Gel kızım gel. Müsaade ne demek? Hoş geldin. Hayrola Sırma Hatun? Bu keçeler ne ola? Göçerin halinden göçer, konarın halinden konar anlar. Biz de oba kurarız bilirsin. Senin de oba kurma telaşın var. Biraz da sana getireyim dedim. Bey otağında iş bitmez. Hadi şöyle bir oturalım, bir soluk alalım. Selcan kızım bir şerbet yapmış ki. 15 tabibe bedel. Hadi yavrum. Hadi. Elbet ana, hemen getireyim. Hadi. Buyur kızım, buyur otur. Buyur. Hele diyesin, sen nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun Hayme ana, iyiyim. Sağ olasın. Sağ ol yavrum. Şifa olsun anam. Afiyet olsun kızım. Keçeler için sağ olasın Sırma Hatun. Vaktinde getirdin. Lafı mı olur Selcan Hatun? Keferenin bağrına saplandığımız bu uç yerinde kimimiz var sırtımız dayayacak? Doğru dersin kızım. Bizim birbirimizden başka kimimiz var ki? Soy desen aynı soy, töre desen aynı töre. Uç beymişsin diye sana geldik. Yoksa ben alplerimle gidip kaleyi basacaktım. Haydi gayrı. Topla alplerini. Gidip bacımı kaçırmak neymiş gösterelim onlara. Kaleye gitmeyeceğiz. Ne demek kaleye gitmeyeceğiz? Burada kuzu kuzu oturup getirmelerini mi bekleyeceğiz? Öyle ya, onlar da yanlışlıkla kaçırmışız, buyurun deyip İlbilge'yi bize geri getirecekler, öyle mi? Hele bir sakin olasın bey, Bolat bey. Kaleye gitmeyeceğiz dediysek, İlbilge Hatun'u onlara bırakacağız demedik. Ben buraya sen uç beymişsin diye geldim.
beraber gidip kaleyi basarız diye geldim. Bundan başkaca bir şeyi kabul etmem. İlbilge Hatun'u kaçırmaya cüret eden adam bize pusuyu çoktan hazırlamıştır. Şimdi senin laf dinlemezliğin yüzünden bir tuzağa daha müsaade etmem. O vakit siz burada oturup sabaha kadar düşünün. Benim kimseye ihtiyacım yok. Kendi işimi kendim görürüm. Bey Bolat Bey. Beyim, Lefke Kalesi'nin komutanı geldi. Yanında da askerleri vardır. İçeri alasın Abdurrahman. Lakin tedbiri elden bırakmayın. Buyruk sendir bey. Biz gitmedik, onlar bize geldiler. Hazırlıklı olun. Sakın ha! Otağımız her daim sana açıktır kızım. İstediğin vakit gelebilirsin. Sağ olun Haymana. Bizim de telaşımız bitsin. Sizi obamızda ağırlamak isteriz. İnşallah. Güle güle kızım. Allah'a ısmarladık. Ne su var Maymana? Gel. Hayırdır evladım? Devri alplerden haber geldi Maymana. Artuk Bey'le gelen iki alpimiz şehit düşmüş. Aman ya Rabbim. Şehit. Artık ben yanlarında yokmuş Eman'a. Ne edeceğiz? Tez Ertuğrul Bey'e haber edesin. Alplerimizin şehit düştüğünü, Artuk Bey'in ortada olmadığını söyleyesin. Bütün Alpler aramaya başlasın. Hadi tez var. Ana, ne olacak şimdi? Allah yardım et. Yardım et ya Rabbi. Ertuğrul Bey, beni arar mısın? Sen de kimsin? Seni daha önce hiç görmemiştim. Göremediğin için bulamadın zaten. Ben Dragos. Lefke Kalesi'nin de yeni hakimi benim.
Bey Bolat Bey. Babamı sen öldürdün. Bacımı da sen kaçırdın. Geberteceğim seni. Bey Bolat Bey, durasın hele. Ne duracağım Ertuğrul Bey? Her kahpeliğin ardında bu it yok mu? Şimdi kellesini alma vakti geldi işte. İndirin. Alper. Bırak Ertuğrul. Bırak alsın. Ama benim kılıma zarar gelirse adamlarım da İlbilge'nin kellesini önüne atarlar. Hadi. Ne duruyorsun? En büyük düşmanınız Dragos karşında. Benim canım mı? Yoksa İlbilge'nin canı mı? Bırak onu Bey Bolat Bey. Buyruğumdur. Herkes çıksın dışarı. Baş başa konuşacağım. Ben de burada kalacağım. Herkes dedim Bey Bolat Bey. Babası öldürülen ben. Bacısı kaçırılan ben. Bir şey konuşulacaksa evvela benimle konuşulmalıdır. Haddini aşmayasın Bey Bolat Bey. İlbilge Hatun senin yüzünden esir düştü. Şimdi meseleye ben el koydum. Çık dışarı, buyruğumu tekrarlatma Bey Bolat Bey. Ertuğrul Bey. Senin yaptığın ne töreye sığar ne de nizama. Bu apaçık adaletsizliktir. Emir demiri adaletin olduğu yerde keser. Lakin bir yerde eğer adalet yoksa emrin de hükmü yoktur. Sana buyruğumu tekrarlatma demiştim. Buranın uç beyi benim. Burada nizam da benim, töre de benim. Bey Bolat Bey ve alplerini tez zindana atın. Ben Umuroğullar Bey'im. Bana bunu yapamazsın Ertuğrul Bey. Götürün. Ben demeden kimse zindandan çıkmayacak. Hürsenim. Siz de çıkın dışarı. Uğraştırmayasın bizi. Hadi! O Dragos keferesi babam alplerimi öldürdü. Başımı kaçırdı. Ertuğrul Bey ne yapmaya çalışır ha? Sen söyle bana Salpbaşı. Böyle töre mi olur? Bey buyurudur Bey Bolat Bey. Bey buyurudur.
Neresin kardeş? Emir demiri keser. Emir demiri keser Beybolat Bey. O Dragos itinin kalesini başına yıkacağım. Sizden de bunun hesabını soracağım. Hepinizi bitireceğim. Hepinizi! Söğüt'te işlenmedik cinayet. Yapmadık kötülük. Kurmadık tuzak bırakmadın. İmdi İlbilge Hatun'un canı elindedir. De hele. Ne istersin? Hollaysın yüzüne. Benim emirlerimin dışına çıkıp kendi başına iş yapmış. Ben yeni geldim. Ve geldiğim zaman öğrendim her şeyi. Ama bunların önemi yok. Eğer şartlarımı kabul edersen İlbilge'yi sana teslim ederim. Neymiş şartlar? Aldığımız altınlar. Sahte çıktı. Akıllı adamsın. Ama ben gerçek altınları istiyorum. Bu kadar da etmez. Söğüt'e gelen tüccarlarımızdan vergi almayacaksın. Ve her yıl bize yaptığınız yiyeceklerden vereceksiniz. Ya vermezsem? Eğer kabul etmezsen ve ben kaleye varamazsam o zaman İlbilge'nin ölüsü gelir. Ne diyorsun? Bugün düşünüp kararımı bildireceğim sana. İyi düşün. Yarın kaleye gel. Şimdi izninle. Dragos. Buradan kellen gövdenin üstünde çıkmanın tek sebebi Bilge Hatun'dur. Zarar gelirse o kaleyi başına yıkar. Kelleni de imparatora zafer nişanesi diye gönder. Ah kardeş, içeriden bir buruk gelse de şuracıkta doğrayıversen bunları. Hele şu keferenin çalımına bak hele. Hele şunun çalımına bak hele. Kafasına yumurta gibi kırmak vardı ama bugün vakti değilmiş. Sabredesin kardeş. O da yakındır. Ben Dragos. Efendimiz çok cömerttir. Bak,
sana kendi yediği yemeklerden gönderdi. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Yoksa seni zincire bağlarım. Hele buradan çıkayım. Bu kaleyi hepinize mezar edeceğim. Nihayet kendine geldin. Moğollardan aldığını sandığın yerini söylemeden ölüm yok sana. Avlamandan it oldum Berle'de. Tasman kimde hal onu da. Bizim boynumuz kalın Artuk Bey. Tasmaya sığmaz. Sen kendi canını düşün. Konuşana kadar elimdesin. Bizim canımızın bir pahası mı var sanırsın ha? Zalimlere dilimiz laldır. Biz zulüm içinde yaşarsak zillet, zulüm içinde ölürsek şehadet olur. Demek canının pahası yoktur ha? O vakit ben de ağır ağır, parça parça alırım. Evvela gözlerini. Çabuk ateşi arla. Bakalım gözlerine mil çekilince de bu kadar cesur olabilecek misin? Hepsi zindana atıldı beyim. Bey Bolat Bey'i de ayrı zindana koyduk. Dragos kansızı ne dedi beyim? O adam Dragos değildir Turgut. Nasıl yani beyim? Nasıl anladın bunu? Söğüt'e bu kadar sızıp bu kadar cinayet işleyen adam işbirliği yapmak için kendini bu kadar kolay açığa vermez. Kim olduğunu dahi kolyenin içine kazmışlardı. Üstelik imparatorla düşmanken onun kalesini açık açık zapt etmez. Bu adam kimdir o vakit beyim? Dragos kaleye Lais vasıtasıyla hükmetmişti. Onun üzerinden oyunlar oynamıştı. Bu da kendini Dragos diye tanıtan Lais gibi onun maşalarından biridir. Peki beyim. Niçin Dragos da iyi tanıttı kendini? Gayeleri bize hedef şaşırtmaktır Bamsı. Gerçek Dragos Söğüt'te istediğini yaparken bizim Dragos diye bu adamla uğraşmamızı ister. İl bilgi altına karşılık ne istedi o soysuz? Gerçek altınları, vergi imtiyazı ve bizim her yıl yaptığımız mamullerden. İmdilik düşüneceğimi söyledim. Yarın gidip kaleye kararımı bildireceğim. Peki beyim, kabul edeceğiz mi? Edeceğiz Bamsı. Edeceğiz. Anlaşılan onlar bu cengi hileyle yürütmek isterler. Madem öyle, bize de hile yapmak düşer. Gayrı, pusatımız akıldır. Sonra vakti geldiğinde kara çeliğimiz onlara cehennemi tattıracak. Altınları Konya hududuna götüren Alper'e haber salın Turgut. Gel getirsinler. Kafilesinden alınan altınlar sahte çıkmış. Haberin var mıydı bundan, doğruyu söyle.
Ben de şimdi senden öğrendim. İnan bilmiyordum. Altınlar handan çıkarıldı. Demek ki sahteleriyle handa değiştirildiler. Eğer bundan bile haberin yoksa sen ne işe yararsın? Komutan Dragos'un sabrı tükenmek üzere. Henüz işimize yarar hiçbir şey yapmadın. Geçen her vakit karınla çocuğunu ölüme biraz daha yaklaştırıyor. Ne yapmam lazım söyleyin. Ne istiyorsunuz? Ne yap ne et, gerçek altınların yerini öğren. Ve artık bize işe yarar bilgiler getir. Yoksa karınla çocuğun ölür. Bu komutan Dragos'un sana son uyarısı. Niko ve Theo'nun artık Dragos'un adamı olduğu belli olmuştur Mergen. Tara'nın da bunlarla irtibatı olduğunu biliriz. Bu yüzden Tara da şüphelidir. Onu gölgesi gibi takip edesin Mergen. Ertuğrul Bey haklı çıktı. Bunlar belli ki bir iş çevirir. Sen ablamın sırdaşısın Mengü. İmdi bana diyesin. Ablam Emir Bahattin'le evlenmeye pek bir gönülsüzdü. Nedendir? Bilemem hanımım. Lakin İlbilge Hatun pek razı değildi bu işe. Ben de onu derim. Sana başka birinden bahsetti mi hiç? Yok. Bir şey bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Nikahta keramet vardır. Üstelik Konya'nın nimetlerine boğulunca bize müteşekkir olacaktır. Destur var mıdır? Gel! Hayrola? Haberler kötüdür Sırma Hatun. Nedir kötü olan? Vergi kervanı yolda baskın yemiş. İlbilge Hatun'u kaçırmışlar. Kim cüret etmiş buna? Dragos kaçırmış. Bey Bolat Bey nerededir? Bey Balat Bey'im Ertuğrul Bey'den destek istemek için hana gitmişti. Dragos da oraya gelmiş. Ancak Ertuğrul Bey, Bey Balat Bey'imizi ve yanındaki Alper'i tutuklatıp zindana attı. Nasıl olur bu? Abim ne yapmış zindana attırmış hem de tüm Alpleriyle? Tez obadaki Alplere haber ver, hazırlansınlar. Hana gideceğiz. Demek o Tara'yla Mikis gizlice görüşürler ha? Buyruk ver. İkisinin de ümüğünden yakalayıp buraya getireyim beyim. İyice öttürelim onları. Dibi görünmeyen kuyuya ip atılmaz Mamsı. Kuyu mu derin? İp mi kısa? İyice bellemek gerek. Bunun için evvela kuyuya taş atacağız. Neyin ne olduğundan emin olacağız. Beyim, obadan haber var beyim. Artuk Beylere pusu atılmış. Artuk Bey ile obaya dönen iki alp şehit olmuş beyim. Ya Artuk Bey,
Artuk Bey kayıp beyim. Demek bundan gelmedi obaya. Bir ipucu var mıdır? Yoktur beyim. Gündüz Alp ve Süleyman Alp'leri yanına alıp tez aramaya çıkmışlar. Beyim kim kaçırır Artuk Bey'i? Artuk Bey bizim bütün sırlarımıza vakıftır Bamsı. Sırrımızı almak isteyenler kaçırdı onu. Artuk Bey nice eziyet görse de ağzından tek kelam çıkmaz. Lakin biz tezelden onu bulup ona bunu yapanların başına da gök kubbeyi yıkacağız. Turgut. Buyur beyim. Mergen. Tez Süleymanlara katılın. Dağ taşı tarumar edin. Gerekirse yerin yedi kat dibine kadar bakın. Onları bulmadan gelmeyin Turgut. Buyruk senedir beyim.